Şeyh Seyyid Hazretleri'nin tanışması, babam 1948'de kendisini ziyarete gitti. Burada bir hasta vardı, akli dengesini yitirmişti. 6 kişilik bir grupla buradan trenle Nüseybin'e, Nüseybin'de affedersiniz katırları kiralayıp Cizre'ye kadar o 90 kilometreyi yaya 2-3 günde kat ederek gitmiş. O zaman Nüseybin yani Cizre arası yol yoktu. Orada 10-15 gün kalmış. Onların anlattığına göre babama önce vekalet 1951'de de halifelik verdi. Babam sık sık giderdi. Her mevsimde 3 gün oraya gitme mecburiyeti vardı. Şeyh Seyyid Han'ın arzusunu yerine getirmek için. Ve babam 1962'de vefat etti. Ondan sonra sıra bize geldi. Biz gittik. Ben 9. ay 30'unda 62 9. ay 30'da Şeyh Seyyid Han'ın ziyaretine gittim. Peki ziyaret esnasında direkt olarak babanız vesilesiyle mi Şeyh Seyyid Han'a gittin? Babamızın vefatından sonra bir mektup nasıl geldi bilmiyorum o gün. Biz taziye ile mükelleftik. Ben o zaman çocuktum. 15,5-16 yaşındaydım. Bir mektup bize verildi. Kimler tarafından verildiğini de hatırlamıyorum. Birimizin oraya gelmesi arzu edilmiş. Şeyh Seyyid Han tarafından emir edilmiş. Gerekli olduğunu söylemiş. Nasip bana düştü. Bu ilk babam, bu ilk oğlu bendim. Ve gittim. Ziyaret ettim. İlk ziyaretim Eylül'ün 30'unda filandı. 62 Eylül'ün 30'unda ilk gittiğim. Ondan sonra her mevsimde 3 gün oraya giderdim. Hiç aksamadım. Ondan sonra 1967'de asker oldum. Zaten Şeyh Seyyid Han 67'de vefat etti. Ben askerken vefat etti. Şeyh Seyyid Han Hazretleri'nin ilk Cizre'ye gittiğiniz dönem hiç Şeyh Seyyid Han'ı görmediniz. Hiç görmemiştim. Peki o camideki Şeyh Seyyid Han ile görüşmeniz esnasında nasıl bir görüşme oldu? Şeyh Seyyid Han sizi tanıyor muydu? Hayır, hiç kimse tanımıyordu. Ben zaten münferit olarak gittim. Kişilerin oraya gidip gelenlerin tavsiyesi gereği önce Tüfekçioğlu adında bir şirket vardı. Aintep Mardin çalışıyordu. Hatta Batı'ya Ankara filan da gidiliyormuş. Onunla Mardin'e kadar gittim. Mardin'de yattım. Sabahleyin Cizre otobüsleriyle gittim. Yatsı namazından sonra Cizre'ye vardım. Bir otelde yattım. Şeyh Seyyid Han'ın tekesi olduğunu da bilmiyordum. İlk gidişimdi. Sabahleyin kalktım otelciye, Şeyh Seyyid Han'ın evini bana tarif eder misin dedi. Bana deli misin dedi, Şeyh Seyyid Han'ın evini tanımıyor, yok necisin dedi. O beni bir emniyet mensubu, araştırıcı filan sanmış. Deli misin dedi, hayır dedim, deli değil mi, yabancıyım dedi. Ama dışarı çık dedi, nereye doğru karabalık gidiyorsa oraya sen de git, orası Şeyh Seyyid Han'ın evi. Ben de çıktım onu dedi, baktım her taraftan sabah namazı daha karanlık. Onlar da Şafii mezhebinin icabınca sahurun bitiminde ezan okuyorlar. Gittim bir küçük mahalleye girdik. Ondan sonra bir cami, büyük bir cami. Havlusu geniş. Baktım ki Suudi Arabistan hayatı gibi. Ya tabii duyduğumuza göre. O zaman Suudi Arabistan'da görmemişiz. Camiye ben de abdest. Herkes abdest alıyor cami gibi. Ben de aldım. Baktım bir muhterem, nurani, sufatlı bir kişi. Mihrabın kenarında oturuyor. Tesbihi elinde, sükutan. Kıbleye doğru diz üstlerine oturmuş. Tesbihçi. Dedim bu Şeyh Seyyid'dir herhalde. Sonra tefekkür ettim. Şeyh Seyyid olsaydı mihraba geçer. Demek değildir. Başka biri geldi cübbeli, sarıklı. Bu anıları unutamıyorum ilk gidişim olduğu için. Odur dedim herhal. O da geçmedi. İkinci bir zat geldi. O da geçmedi. Tam namaz vakti yaklaştı, baktım tekbir sada, selavat sadaları böyle yüksek gürültü, büyük çoğunluk sesi geliyor. Aa dedim işte gerçek Şeyh Seyyid Han şimdi geliyor. Geldi, kapıdan
mihraba yol açtılar. Herkes el bağladı, el pençe divan, saygı duydular. Şeyh Seyyid Hazretleri geçti, mihraba geçti, döndü cemaate selam verdi. Müsaade istedi, ben fecir, yani sabah sünnetimi kılmak istiyorum dedi. Kıldı. O sırada bir şey hatırladım. Üstüme bir kabus gibi bir şey çıktı, utanç, bir korku gibi. Ben daha küçükken ortaokula gidiyordum. İlkokul çağındayken babam Şeyh Seyda'nın ziyaretinde dönerken herkes geliyordu, babamı ziyaret ediyordu. Şeyhimiz nasıldır, Şeyh Seyda Hazretleri ne dedi, neler aldı, ne dedi, ne sohbetler filan. Babam diyordu işte bazen sohbetler arasında diyordu, ben ordular baş müfettişi, bugünkü deyimle genelkurmay başkanın yanına gitsem hiç tutuklanmam. 18,5 sene medrese hayatım vardır. Ben Şeyh Seyyid Hazretleri'nin huzura gittiğin zaman böyle bir şey beni sarıyor, utanç sarıyor, tutuklanıyorum. İfade kendimi edemiyorum bu. Diyordu ben o zamanki gençlik inancım. Diyordum babam bunu fazla söylüyor herhalde. İnanmıyordum, içimde inanmıyordum, demiyordum yani. Fakat ben kendim gittim sabah namazı, herkes Şeyh Seyyid'i ziyaret etti. Ben utancımdan gidip ziyaret edemedim. Ne kadar kendimi zorlamadım, edemedim. Öğle namazı yine geldi, herkes ziyaret etti. Herkes giden hatır istedi, ben yine utancımla gidemedim. İkindiye kendimi zorladım, niçin gelmişim buraya? Kimse de beni tanımıyor. Daha 15 yaşındaki, 16 yaşındaki bir gencim. Zaten takım pantolon bende yalnız var, herkes normal dini kırıklı. Kendimi zorladım, böyle yere baka baka gittim, elini öptüm mübarekin. Elimi bırakmadı. Böyle tararcasına saçımı böyle koydu, başımı kaldırdı. Yani bana baksana dedi. Böyle utanıyarak baktım. Yanındaki Batman'daki bulunan Melle Fahreddin Efendi, sonra tabii tanıyacağım Melle Fahreddin, çok muhterem bir alim efendi. Hem de Şeyh Efendimiz'in halifesi. Bu mahzunu tanıyor musun, bu yavrucağı tanıyor musun dedi. Hayır dedi. Şeyh Kutbeddin de vardı. Sen de tanıyor musun dedi. Hayır dedi. Dedi bu hani o Errabitat-ı Zabita kitabının müsebbibi olan Mele Muhammed Şerif Efendi tanıyor musunuz? Dedi evet onu tanıyoruz. İşte bu onun oğludur. Kardeşimiz vefat etmiş, biz bunu çağırdık. Öyle utanç duydum, sanki üstüme bir sıcak su dökülmüş gibi böyle kendi kendime ezgide hissediyorum, utanıyorum. O sizi tanımıyordu daha önce. Hiç görmemiş. Dedi adı Abdurrahman'dır. Biri baş işaret etti, birine bir Sofi kardeşimiz Hicre'ye doğru koştu, gitti baktım bir takıya getirdi, bir de dolbent getirdi başına. Bundan sonra böyle kes dedi, bu baş açık kesme. Ben aralıklarla gider orada kalırdım. Bazı zaman aylarca kaldığım olur. Günlerce, haftalarca. Şeyh Seyda ne zaman getirse o zaman gelirdik. Giderdik, dönüşümüz elimizde değil. Peki orada tahsil gördünüz? Efendim? Yok, orada tahsil ben babamın yanında gördüm. Orada tahsil gördünüz? Sadece Şeyh Seyda'nın sohbetlerinden faydalanmak için kalıyorduk. Şeyh Seyda ile ne kadar beraber oldunuz? Kaç yıl beraber oldunuz Şeyh Seyda Efendi? Onun hepsini birleştirsek yılları bulur. Çoktur. Çok zamanlar kaldım kendisi. Evet. Çok anılarımız var. Peki bu süre içerisinde Şeyh Seyda Hazretleri'nde Şeyh Seyda Hazretleri'nin manevi hali nasıldı? Belki anlatılmaz ama sizin gözle gördüğünüz kadarınca. Şeyh Seyyid Hazretleri belki anlatılma zaman yetmez. Çok şey var anlatılmaz. Bugünkü dönemde belki hoş karşılanmaz gibi olur yani. Maneviyattan haber olmayan maneviyattan anlamaz. Şeyh Seyyid'in çok büyük hikmetleri vardı. Bir gün ziyaretine gittik. Akşamüstü gitmiştik. Çorba içtik. Benimle de bir tane, iki tane aşiret reisi vardı Bursuruç'tan.
Bir araba, birisi bir odun dolu kamyon göndermişti. Yardım ettik. Arkadaşlardan bazıları yemeğe kayıl olmadılar gibi. Sabahleyin bize dedi sürücüler dedi. Abdurrahman dedi sürücülere söyle. Bugün özel bana misafirler. Sürücüler böyle toleransı seviyorlar gibi. Kimse hiç ne konuştuk ne dedi. Kendi aramızda böyle bir deyim geçti. Halen meşhurdur sürücüler de anılıyor. 7 çeşit yemek getirdi. 10 çeşitler bazıları hiç görmemişiz. Mesela soğan dolmasını hiç ben hayatta bir yerde çok görmediğim bir şeydi. Acayip bir şey. Çok çeşit yemekleri ikram etti. Sabahleyin bize izin verdi ki bir hafta kaldık. Bize izin verdi ki sabah dedi gidecek misiniz bugün dedi. Abdurrahman'ım bana Abdurrahman'ım bazı diye hitap ederdi. Küçüktüm, beni seviyordu. Biraz da şımarıktım orada. Babamın hatırı için bana tolerans tanınıyordu. Evet. Eğer şeyh müsaade ederse, lütuf buyurursa gideriz Allah'ın izniyle dedik. Öyle dedi, ayağa kalktı. Gidecek misiniz dedi. Evet dedi, elini böyle yukarı kaldırdı. Tekrar böyle gidecek misiniz? Bu sefer elini çok kaldırdı. Parmakları üstüne kalktı. Biz endişe duyduk bir şey olacak. Yani biz artık o Şeyh Seydan'ın o bize git Allah'a ısmarladık diyecek sırada öyle ayağa kalkması, ayakta duanın arasında 3 kere bana sorması bir hikmetin varoluşunu, bir tehlikenin varoluşunu yanımdaki bir eski mensupları da var. Çok değinen milletler var. Ve müsaade verdi, geldik. İdil'in çıkışında bir Çakal Deresi diye bir dere var. Bizim haberimiz yok oradan. Meğer orası devlet bir köprü yapmış, köprünün kanadı yapılmış. Yollar virajla köprünün altına geçiyor, henüz bağlanmamış. Biz de yolun acemisiyiz. Yolda ilahiler okuyoruz, Şeyh Seyda'yı görmüşüz. Haberimiz yolda yok. 80-90 üzeri geliyoruz bir baktaki virajları. Virajı kestirmeden aşağı indik. 18 kişiyiz arabada. Şoför hariç. Bir de şey var, yarım otobüs. Bir de mamunu var, 20 kişiyiz. Bir gümbürtü çıktı. O koca tozların takla attığı büyük taşlar üstüne bir. Ya ne fren imkanı kaldı ne? Hemen hafif bir rampadan gidiyoruz. O aniden dere karşımıza çıktı. O kriderin yaptığı yolun kestirmesinden öbür yola gittik. Şoförümüz Terzi Halil adına meşhur sürüşte anılıyor. Dedi, kaporta yalnız geldi dedi. Geçmiş olsun şükür biz sağız dedi. Yani ayak yok dedi. Arabanın ayakları kaldı. O öyle belli. İndik hepimiz acele acele herkes korktu kalbimizi atıyor. Büyük bir tehlike açtık. İndik arabada bir şey yok. Nasıl sıçramış, nasıl gelmiş, biz de anlamadık. Uçurumdan mı yuvarlanmış? Uçurumdan, şimdi krider o uçurumun yolunu böyle viraj yapıyor. Biz bir virajın kestirmesine, taşlar üstünde ikinci viraja geçtik. Fren, çeviri imkanı kalmadı arabaya. O kadar hızlıyız. Nasıl oldu biz de anlamadık. Gittik araba sağa. Adam dedi bir şey yok ya. İndi ileri geri, araba çalışıyor, istopiyette çalıştı. Hiçbir şey yok. Çizik müzik yok. Biz dedik ki o bizim mahali tavırımız herhalde bizim kötü bir amelimiz vardı. Cenab-ı Hak bize burada bir kazayı layık gördü. Şeyh Seydan kendi kapısına layık görmedi. Yalvardı Allah da bizi biz kurtulduk. Bunu canlı şu anda hayata olan çok insanımız var. Çoklar da vefat etmiş. Ve bunu şahit olduk. Mübarek yüzü. Mübarek Şeyh Seydan. Esmer, Hazretan tarikatta ismi geçerken Kameri, Şeyh Seyda el Kameri derler. Yani Esmer, kısa boylu, dolgun. Hep aba giyimli, cübbe giyimliydi, sarıklıydı. Sünnet-i Seniye hiç fire vermezdi hayatında. Bir gün günle Belingir'deyken, Belingir diye Cidren bir köyü var, orada ziyaretine gittik. Ben de gencim. İstedim. Herkes diyor Cizre'nin Dicle-Fırat nehri çok akıntılıdır. Görmek istiyorum.
Hele ben de, herkes Bani, ben de Bani'ye gideyim. Gideyim dedim. Dedi gidecek misin? Ben de bir Hacı Baba sürüşlüm mü, Hacı Mahmud adında. Dedi iki tane kurucu sizinle, iki de tüfekli gitsin. O zaman devlet onlara av tüfeği vermişti Şeyh Seyyid'in koruması için Ermenilerden. Beraber gitti. Dedi bir şey, yüzmeyi bilen biri silahlı gelsin. Yüzmeyi bilen biri geldi. Gittik. Benim arkadaşım kaydı. O yüzmeyi de bilmiyor. O adam gitti. Nerin ortası demek ki. Adam gitti, aldı, getirdi. Yolda biz kayanın içerisinde bir karpuz gördük. Yani hiç olmuyor. Artı bir karga mı oraya taşımış. Nasıl olmuşsa. Bir uçurumda büyük bir karpuz. Neyse o arkadaşlar yardım etti. Karpuz geldi, kırdık. Olağan bir tatlı. Yedik, akşamüstü gittik. Şeyh Seyyid'in namazı aldık. Geldiniz mi? Selamet geldik. Kaymadınız dedim. O arkadaşım kaydı. Ama dedi bu arkadaşı yakaladı. E dedi avınız neydi? Bana bir şey getirmediniz. Tatlı matlı yemediniz mi? Diyor, yok dedim yemedim. Ben unuttum. Arkadaşım beni dedi. O karpuz dedi. Avala şeyhim dedim. Biz kayalıkta bir karpuz gördük. Acayip bir şey. Orada hiç karpuz olmaz. E niye bana da getirmediniz? Afiyet olsun dedi. Ya o önceden bana bir tatlı filan getirmediniz mi? Sanki bizimle gibi. Peki Şeyh Seyyid Hazretleri'nin malum ilmi tartışılmaz. Cizre Şeyh Seyyid Hazretleri'nin kıymetini bildi mi? Hayır. Şeyh Seyyid'in her yerde öyledir. Bak, bakınız bir hele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken, Mekke'de onlara gösterdi ki mucizelere yine çevresi o kadar inanmadı. Medine'de geldi yaydı. Şeyh Seyyid'in kıymetini bildiler ama arzu edilen şekilde bilemediler. Yakınları o kadar bilmiyordu. Dışarıdakiler fazla tanıyordu. Fakat o ben Cizre'de şehit olduğum bir şey var. Bir yemin ettiler mi Şeyh Seyyid'in başıyla yemin ettiler mi yalan söyleyemezlerdi. O yemini atlatamazlardı. O derecede de saygı duyuyorlardı. Fakat şeyler de var. Malum eskide Cizre'de gayrimüslimler de vardı. Evet. Peki Şeyh Seyyid Hazretleri'nin vefatı esnasında siz orada mıydınız? Hayır, ben askerdim. Ben o Şeyh Seyyid'in sayesinde Amasya Carcırım'da 15. tümenin de imamiydim asker olarak. Gidince ondan müsaade istediniz. Herkes burada, burada bir tolerans bir şey var. Bunu da anlatayım. Hatırlattınız mı adam? Sürüş'te o zaman şöbe duhulumuz 23, 7-23'tü. 23-7. Aydı. Herkes 23'te askere gitti. Ben Cizre'de Şeyh Seyyid'e müsaade almak üzere Cizre'ye gittim. Geldim 28'de şöbeme kağıdını aldım ve gittim. Orada camiye yakın bir kütüphane vardı. Biz cemaatle camiye giderdik, birbirimizi tanıdık. Arkadaşında 2-3 ay şeyi vardı, terisi vardı. Ben de istiyordum oraya geçeyim de namazımı kılayım. Çeşitli uğraşılar verdim, izine geldim. Burada oranın Tuğay Komutanı'na bir çift ceylan götürdüm. Daha önce Tuğay Komutanı kandırılmış, para kendisinden alınmış, gelmişler götürememişler. Ben para almadan geldim bir çift ceylan 15. tümenin hayvan bahçesine götürdüm. Sadece karmar da koymadım. Aldığım parayla, o günkü parayla verdim. Hasılı kelam o geldiğim, emek gördüğüm ceylan götürülüşüm hepsi o caminin bitişiğindeki kütüphaneye görevli olabilmem içindi. Ve başaramadım. Mehmet Nurullah Efendi'ye bir mektup yazdım. Utandım Şeyh Seyyid'e yazmaya. Dedim durum böyle böyle. İzine geldim, bu kadar masraf ettim, ceylanı götürdüm. Sadece kütüphanede olayım da 5 vakit namazımı kılayım. Amacım kolaylık olsun diye, yakındır diye. Bir ay kalmadı. Mektuplar o zaman çok güzel çalışıyordu, şimdiki gibi değil. Mektup geldi. Mehmet Nurullah Efendi'nin kaleminden, Şeyh Seyyid'in ağzından. Siz bir ay sabredin,
bir ay sonra tümenin en mukaddes yerinde görevlendirileceksiniz. Müstarih olun. Bu kadar basit. 3-5 kelime. Öptüm başımı, sevindim. Mürid-i zaman oldu. Toy komutanımız değişti. O kendisine ceylan götürdü. Başka biri geldi. Bir gün camiyi ziyaret etti. Çok muhterem iki tane imam kardeşimiz var. İkisi de hafız Kur'an'dı. Biri 40'lı, 50'liydi, biri Trabzonluydu. Çok dürüst. Ama bahanelerin içi de dolmaz ki. O zaman Amerika'nın Merzifon'da bir hava aktarma çıkarma davası var. Türkiye ile Amerika arasında bir tatbikat vardı. Kayıt kabulde çalışan bir arkadaşımız da bir paketini İmam Efendi'nin hücresine emanet bırakmış. Meğer o paketi içerisinde çıplak resimler filan. Onun malı. Toy komutanı onu açtırmış, bakmış. Onu bahane ederek o imamları oradan ayırdı. Şimdi dedi yerin camiyle görevli bulunan yüzbaşımız kendisi Trabzonlu Muhammed Algül adında din ve moral subayıydı. Şimdi dinin moral subayları var yok bilmiyorum. Hem cami mükellefiydi hem dağıtım personel kumandanıydı Tuay'ın. Gelmiş hoca efendilerden imam olarak kim var burada alalım. Tuay komutanı bu size bir kere kancayı taktı, sizi gruplara gönderecek. Bana bir camiyi dolduracak bir imam. Beşli isim veriyorlar. Üçü çavuş, biri depocu, ben boşum merasım bölgünde er. Ve geldi. Bizim tabur komutanımızdan rica etti. Hani dedim Merzifon'da bir tatbikat vardı. O zaman bizim bölgede Amerika'dan bir kat elbise mükafat kandırması için geldi. Ben de elbisemi oraya koymuşum. Nazarımda elbisem orada yakalanmış. Beni de sürgün edecekler. O endişeyle gidiyorum. Yüzbaşı beni tabur komutanın yanına çağırdı. Geldi dedi. İmamlık yaptın mı dedim. 4 sene imamlık yaptım. Hatta 6 sene imamlık yaptım. Dedi hele bize bir hutbe irad et. Hutbeyi derinden 3 hamdü sena, salatü selam, bir ayet-i kerime, bir hadis-i herif açıklamasıdır. Tamam dedi, bu biliyordu. Bu yapmış. Ama sabır üzerine dedim. Ama evvel asrı okudum. Peygamber Efendimiz'in sabır metanettir. Hadisin arkasına söyledim işte. Asır tamamı zarardadır. Kısaca özetini söyledim. İman edenler müstesna. Ve iman artan amel-i salih işleyip de yeri geldiği zaman sabır ve sebatı elden bırakmayıp, sabrı tavsiye edip, hakkı tavsiye edinir. Bu kadar kısa. Dedim, tamam, bunu bana vereceksin. Tabur komutan. Ben inanmıyorum hal. Neyse gittim, vesselam. Ben nöbet üzerinde kaldırdılar. 3-5 nöbesi beni kaldırıyor. Camiye sabah ezanı için gidiyorum. Çok erken kaldırıyorlar. 2 ay sene askerlik yaptım. 4,5 aylıktım oraya geçtim. Orada o camide bitirdim. Ve selam. Ben Şeyh Seyda'nın mektubunu çıkardım. Bana mektup ayın 18'inde gelmiş. Ben oyun ayın 16'sında camiye girdim. Şeyh Seyda bir ay dedi. Ben Arabi aylara baktım. Mevsim ayı şeydir. 31'dir. Kameri ay 29'dur. Şeyh Seyda 29. gün tayin oldu. Ve orada da bitirdim imam. O da çıksaydı hazretlerin birliği. 1958'de 57, 58, 59'da bitirdi zaten. Çıksaydı hazretleri Serdahle'de bir cami yapımı inşaatı açtı. Kimseye de yardım edin demedi. Herkes kendiliğinden yardım götürdü. O zaman hatırlıyorum babam da kendi mensuplarına birkaç kişiye söylemiş. O günkü parayla 350 lira götürmüş. Götürmüş. Orada Şeyh Seyyid Hazretleri o caminin mesulü olan muhasebeciye herkes gidiyor teslim ediyor. İsmi niye bu kadar falan yerden geldi. Babam diyor ben parayı verdim. Benden sonra Şeyh İbrahim Efendi Van'dan geldi. Herkese duyurmuş söylemiş 20 bin lira para getirdi. Ben 350 lira getirmişim sıkılıyorum. Ben niye verdim? Keşke vermeseydim. Bari hiç cümle haberi yok denilecekti. Kendi içimde kendi kendime kavga yapıyorum. Bu duyumu aldıktan yarım saat sonra vakit namazı. Biz havlede duruyoruz. Şeyh Seyyid evden geldi. Mihraba geçti. Ben çok mahzunum. Çok tedirginim.
Kendi kimsenin benden haberi yok. İçimde tedirginim. Şeyh Seyda geldi, böyle karşıma dedi, "Esselamu aleyküm." Ben gizlice, "Aleyküm selam." dedim. Geldi dedi, "Muhammed Şerif, kalbini sıkma. Bizim yanımızda çok az farkı yok. Bundan sonra ben sana selam verdim, aleyküm selam diyeceksin, böyle gür sesle diyeceksin." Ben içimde dedim ki kendi kendime, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe-i kirame selam verirken sahabe-i kiram sesini Resulullah'ın sesinin üstüne çıkarmazdı. Bugün bu hem bu en büyük alimimiz, hem şeyhimiz, hem de bir nevi peygamber vekilidir. Biz de onun cemaatiyiz. Biz sünnet-i seneyi terk, selamı gizli alırım. İçimde dedim yani, bunu kabul etmiyorum. Ben senin sesinin üstüne sesimi çıkarmam dedim. Namazı kıldık, yine dışarı çıktık, geldi. Elini böyle boynuma, omzuma, "Muhammed Şerif Efendi, yahu sende sahabi kokusu var ya." Kimse bilmiyor. Ama ben biliyorum bana ne diyor. Sende cevabını vermiş ya. Sahabi kokusu var.